Merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir video formatıyla karşınızdayım. Evet, yeni video formatımızın ismi Düet Time. Yani düet zamanı arkadaşlar. Peki bu video formatımız ne olacak? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ya da herhangi bir takımın tek bölgeye böyle transfer dedikoduları olursa 2-3 tane oyuncu bunları alacağız, kıyaslayacağız arkadaşlar. Kıyaslayacağız ve birbirlerine göre olumlu ve tüm olumsuz özelliklerine bakacağız. Bakalım nasıl veriler ortaya çıkacak. Açıkçası ben de merak ediyorum. Şimdi ilk videomuzdaki isimler Timoteo Kolasinac ve Victor Hugo. Bu iki oyuncu da Beşiktaş'ın stoper oyuncuları arasında listesinde, transfer listesinde olan oyuncular. Bakalım iki de oyuncunun birbirine göre olumlu ve olumsuz avantajları neymiş, onları inceleyeceğiz. Evet, ilk önce genel bakıştan başlıyoruz. Ajax scout raporlarını aldık. Bunu da parantez arasında ekleyeyim. Kolasinac için Ajax scout raporları arkadaşlar şöyle, bir dakika kaybettik. Hemen geliyorum. Victor Hugo diyorum. Evet, Kolasinac için Ajax scout raporları arkadaşlar 8 artı yön 4 eksi yönle iyi bir transfer olabilir ve 3 yıldız gözlemci raporunda bulunmuşlar. Hemen Victor Hugo'yu yapalım. Victor Hugo'ya da 3 yıldız ve iyi bir transfer olabilir derken 7 artı yön ve 5 eksi yönden bahsetmişler gözlemci raporlarında. Evet, bakalım mevkilere bakalım. Kolasinac'ın en verimli olduğu mevki merkez stoperde. Çakılı stoper arkadaşlar ve sol bek de oynayabilir. Evet, Kolasinac biraz çok yönlülük açısından Vitor Hugo'ya göre gördüğünüz üzere avantajlı. Vitor Hugo sadece çakılı stoper rol ve görevinde oynayabiliyor. Evet, özellikler kullandığı ayak sol, her ikisinin de sol. Boy 1.85 Kolasinac, 1.87 Vitor Hugo, hemen hemen aynı diyebiliriz. Ağırlık 75 Kolasinac, 80 Vitor Hugo. O da hemen hemen birbirine yakın arkadaşlar. Evet, şöyle genel bakalım, savunması ikisinin de savunması 14'e 14 olduğunu görüyoruz. Zihinsel anlamda da 13'e 13. Hava toplarında Vitor Hugo'nun 14'e 13'lük üstünlüğü var. Teknik aynı, 10'a 10. Hücumda Vitor Hugo yine 10'a 9'luk üstünlük sağlamış. Vizyon 9'a 9 arkadaşlar. Hız da, ki önemlidir arkadaşlar hız, 14'e 12'lik Timoteo Kolasinac'ın üstünlüğü var. Fizikselde de Timoteo Kolasinac'ın 15'e 13'lük üstünlüğü var. Evet, fiziksel ve hız anlamı hız stoper için önemli, bunu söyleyelim. Özelliklere geliyoruz. Evet, özelliklere gelelim. İlk önce teknik özelliklerden bakalım. Kolasinac'ta bitiricilik 7. Victor Hugo'da 9. Dribbling'i hemen hemen ikisinde aynı, 9'a 10. İlk kontrol aynı, 10'a 10. Kafa vuruşunda 14'e 13 Victor Hugo üstünlüğü var. Köşe vuruşları 5'e 7. Markajda Kolasinac'ın bariz üstünlüğü olduğunu söyleyebiliriz. 16'ya 14. Orta yapmada 11'e 9 Kolasinac. Pas 12'ye 10 Kolasinac. Penaltı kullanma 9'a 9 eşit. Serbest vuruş 5'e 7 Victor Hugo lehine. Teknik 11'e 10 Kolasinac. Top kapma 16'ya 15 Victor Hugo lehine. Uzaktan şut 10'a 7 Victor Hugo lehine. Uzun taç 14'e 6 Kolasinac lehine. Ortalamaya baktığımızda ikisinde tekniğinin 10 olduğunu görüyoruz. Yani teknik olarak birbirlerine yakın iki oyuncu. Evet, zihinsel özelliklere gelelim. Agresiflik 15'e 12 Kolasinac. Cesaret 18'e 14 Kolasinac. Çalışkanlık 15'e 12 Kolasinac. Karar alma 13'e 11 Victor Hugo. Kararlılık 16'ya 12 Kolasinac. Konsantrasyon 14'e 11 Victor Hugo. Liderlik 12-11 Victor Hugo. Ön sezi 16'ya 12 Victor Hugo. Özel yetenek 10'a 8 Victor Hugo. Pozisyon alma 14'e 13 Victor Hugo. Soğukkanlılık 13-10 Hugo lehine. Takım oyunu 13-13 aynı. Topsuz alan 10'a 9 Kolasinac. Vizyon 9'a 9. Genel ortalamaya baktığımız zaman da ikisinin de ortalamasının 12 olduğunu görüyoruz. Burada da eşitlik söz konusu arkadaşlar. Yani genel olarak baktığımızda, aslında bakarsanız profil birbirine benzer olarak karşımıza çıkıyor. Teknik ve zihinsel anlamda. Gelelim fiziksel özellikleri, ki en önemli özellikler bence stoperde. Çeviklik 12-12 eşit. Dayanıklılık 18-14 Kolasinac lehine. Dengede 16-15 Kolasinac yerine. Güç 15-14 Kolasinac yerine lehine. Hız 16-12 Kolasinac lehine. Burada Kolasinac bayağı bir avantajlı olduğunu görüyorum. Hızlanma 12-13 Hugo lehine. Vücut sindeli 17-13 Kolasinac lehine. Zıplama 13-14 Hugo lehine. Ortalamada ise arkadaşlar Kolasinac'ın 14'e 13'lük üstünlüğü var fiziksel anlamda. Evet, yani karşılaştırmayı yaptığımız zaman FM profili üzerinden Timoteo Kolasinac'ın daha avantajlı olduğunu görebiliyoruz. Özellikle fiziksel bakımda fark yarattığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Şöyle mevki ve rolleri bir daha baktığımız zaman gördüğünüz üzere de çakılı stoper en verimli olduğu rol Kolasinac'ın. Çakılı stoper Victor Hugo'nun, standart stoperde ikisi de oynayabiliyor. Sol ayakları ikisinin de çok kuvvetli. Sağ ayağı Victor Hugo'nun orta,
Kolosyan ise zayıf. Evet, Victor Hugo en azından birazcık daha iki ayağında da kullanabiliyor. Raporlara gelelim. Ajax Scout raporlarına mevcut potansiyel yetenek 3-3 Kolosyak. Mevcut ve mevcut yetenek 3, potansiyel yetenek 4, 3,5 Victor Hugo. Hugo'nun potansiyel yeteneğinin daha iyi olduğunu görebiliyoruz. İkisi için de iyi bir transfer olabilir denmiş arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman artılarına, Kolosya'nın artılarına cesaret, atletiklik, çok yönlülük, oldukça azimliliği, uyum, önemli maçları oynaması, sevmesi, sürekliliği ve farklı mevkilerde oynayabilmesi gelmiş. Hugo'nun artıları top kapma, dengeli olması, uyumu, önemli maçları oynamayı sevmesi, süreklilik, markaj ve farklı mevkisi oynayabilmesi belirtilmiş. Evet, iki tane sol ayaklı stoper arkadaşlar. İkisini karşılaştırdık. Yani karşılaştırmalara göre baktığımızda Kolosya'nın birazcık daha fiziksel anlamda üstün olduğunu söylemek iyi. Mümkün. Aynı zamanda sol bekte oynayabiliyor. Çok yönlü bir oyuncu olmasında avantaj olduğunu düşünüyorum. Takdiri de size bırakıyorum. Bundan sonra hangisinin hani daha iyi olduğu yönde umarım bu videodan sonra net bir fikir sahibi olmuşsunuzdur arkadaşlar. Evet, ilk video formatımız olan Duet Time formatımızın ilk videosunu bitiriyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kariyer hikayelerimiz devam edecek ve farklı konseptlerdeki videolarla karşınızda olmaya çalışacağım. Hoşça kalın. Futbol Menajer 2019'da kalın.